yanıtlanmak üzere mi verdiler bu önergeyi? Onu bilmiyorum, henüz bakmadım ayrıntısına. Bu arada kur meselesinden söz etmişken bir canlıyı da görelim der sucum. Şu anda çünkü 11 86 87 gibi 12 liraya yakın. Ama zaten. Şöyle deniyor, ee, iktidar 12-13'e razı. Yo Bakan Nebati öyle demedi. Anadolu Ajansı sansürledi kendisini ama dün akşam e, Sayın e, Hı -hı. Nebati, e, Nurettin Nebati Ekonomi Bakanı e, öyle demedi. Ne dedi? Yüzde yüz olmasını isteriz e, dedi. <laughs> Nasıl Eyle? ne demek o? Teknik bir tabir kullanıyor. Şu anda 56, %100 olması demek kurun altılar seviyesine gelmesi demek. Ha, ha. Bence ne dediğini bilmiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bu yıkımı yaptınız madem. Buralarda hatırlarsan bu seviyelerin ne kadar tehlikeli olduğunu bu kadar anlatmaya çalıştık. Madem tamam buralara geldi 12'ler, 11'ler, 10'lar. E, bence 9'ların üzerine çıkmamalıydı dokuzlar seviyesinde olmalıydı. Ama e, öyle altılar maltılar düşünüyor ise eğer iktidar nasıl yapacak bilmiyorum mümkün değil öyle bir şey ama. E, altılar maltılar düşünüyorsa bunun ekonomi üzerinde yaratacağı tahribata da e, dikkat etmeli ki ben öyle bir şey düşüneceğini zannetmiyorum. 12'lere razı geliyor olabilir bence de. Çünkü bir miktar daha fiyatlara yansıması olacaktır e, 12'lerin. Ee, yani 12 seviyelerin fiyatlara biraz daha yansıması, enflasyona biraz daha yansıması e, olacaktır. Ama zaten Merkez Bankası rezervleri artık o kadar ekside ki, önümüzdeki hafta açıklandığı da biz göreceğiz, eksi 50 milyar dolara gelecek swap hariç rezervler. Daha fazla satış yoluyla bir şey yapması mümkün değil. Ee, hmm. Sayın Bakan'ın mesela açıkladığı çok e, çok önemli bir şey e, var. Nebati'nin. Evet. On, e, diyor ki yatırıldı işte bu yeni hesap sistemine 10 milyar e, yatırıldı e, diyor. Peki kimler yatırdı? Bu araştırma önergesini yanıt versen. Bakılsın yani onlara. Yani yatırıldı derken dövize hesap, emeksi, açıldı. hesap açıldı. Ne kadar? 10 milyar. 10 milyar diyor. E, şimdi eğer böyleyse o zaman onlar kim? Bu ne demek? o aradaki farkı halk karşılayacak. Özel kişilerden söz ediyoruz. Özel kişiler. Şimdi bunda... Ticari kişiler yok zaten. Tamam diyecekler ki bu ö, özel bilgidir. Hayatın gizliliği esastır burada. Özel bilgilerin gizliliği esastır. Niye açıklayamayacaklar? Nasıl? Hayır o şekilde değil. Yo 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 yo. Biz, biz, onun basit yolu var. Biz bankadaki hesapları şöyle görüyoruz. İşte 10 bin liradan az olanlar, 10 bin 50 lira arasında olanlar, 50 bin lira 100 bin lira alırsın. 100 bin, 250 bin, 250 bin, 1 milyon, 1 milyondan fazla. Bunların kaçı, ne kadarı 1 milyondan fazla hesabı olan? Mesela onu bilelim diyorsun. Ne kadarı küçük mevduat Mesela, sahibi? Yani 20 bin lirası, e 30 bin lirası, 50 bin lirası olan. Kimilerini merak ettiği gibi Ali Ağoğlu ne kadar bozulmuş onu merak e öğrenmeyeceğiz, onu sormuyoruz. Ali Ağulu'nun şahsını sormuyoruz ya da Cengizgillerin şahsi şahsi tek tek hesabını sormuyoruz. Bunların kim olduğu araştırılsın. Yani o böyle spekülatör bir şey dedi? Mümkün mü? Çok kolay Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki zaten de olmalı. Olmalı ayrı olur mu? Hayır. İktidar bunu göze alamaz. Bu göze alındığında çünkü e, halk şunu görür. Kimlerin cukkaladığını Kimlerin Recep Tayyip Erdoğan tarafından kayrıldığını, faiz lobisine Sayın Erdoğan'ın nasıl ne isterse yaptığını herkes görmüş olur. Zaten e, Sayın Nebati bence şu anda dizlerini dövüyor. E, spekülatörler değil, e, küçükler zarar etti e, derken. Bence de. Ne dedin sen, ne dedin sen? Şak vardı ya e, Hande Atayizli ile Sevda Demirel'de o. Ne dedin sen? Şak öyle bir şey e, belki aman olmasın da olur mu? Şiddete karşıyız. Fakat ben e, çok sık e, hanımefendilere, beyefendilere haddim olmayarak fakirler diye sesleniyorum ya artık değiştireceğim. Çünkü e, sosyal medyada, Twitter'da mesela, Instagram'da falan hitaplar şöyle. Günaydın küçük yatırımcılar. Bundan sonra böyle. Nasılsınız küçük yatırımcılar? Fakir yerine geçiyor biliyorsunuz. Gerçi fakir daha kısa söylenmesi kolay ama e, devir o devir. Günaydın küçük yatırımcılar diyeceğiz. Şimdi Aziz'im, e, bunun tekrar soracağım. Sen ne yapıyorsun orada bu arada? Çok çok bir şey yapıyorsun e, Evet, gene. şeyler bakıyorum, e, İşlemler bakıyorum. E, Ayşenur benim de şeylere de bakmam lazım. E, Kimle i̇şlem kadar yapanlar para kimler, e, kimler para kazanıyor, kimler ediyor. E, biz de bir şeyler yapıyoruz yani. Özel bankalarda e, bu konuda. E, Biraz tereddüt varmış diye duydum. Evet, onlar büyük yatırımcı istiyorlar. Küçükleri 300 bin lira ve daha üstü Küçük paraları yatırımcı. istiyorlar. Küçüklere gidin kamuyla ile uğraşsın, sizinle uğraşsın. Fakirleri istiyorlar, haklılar. Demek Fakirlere istiyorlar. Ama mi? onların da kolu bükülecektir. Hı. Çünkü şu anda bankalar yani bankalar normal, bankacılık işlemi yapıyorlar. Para kazanmak isterler. Herkes para kazanmak ister. Ama şu anda devleti soyuyorlar. Şu anda merkezden yüzde %14 faiz alıp devlete %25 ile satıyorlar. Onlar şu anda devlet ne isterse yaparlar. Tabii ki efendim siz bizim cebimize cukkalarımızı verin durumundalar. Yani şu anda banka genel müdürleri bank şey şey kanal kanal dolaşıp farkındaysan bunun ne kadar iyi bir şey olduğunu anlatıyorlar. Farkında mısın? E çünkü onlar için çok iyi bir şey. Şahane. Bütün risk kimin? Ayşenur. Devletin. Bütün risk devletin. Ay devlet derken kar. Devlet derken biz ha, fakirlerin tabii ki küçük yatırımcı dediği bakan beyin zengin dağdan aşırır, fakir düz ovada şaşırır. şaşırır. Rahmetli annem öyle derdi. Ee, bu böyledir. Tabii ki siz ödeyeceksiniz. Kapitalizmin özü bu. Recep Tayyip Erdoğan'da tanıdığım en kapitalist lider. Kapitalizmin özü bir yerde yenecek para varsa onu zenginler yer. Ödenecek borç varsa onu kim öder? Fakirler, Fakirler öder. Ne, bu böyledir bu Bunun özü bu. Zaten bakan da bunu söylüyor. Spekülatörler kar etmedi. Yani e, şey Ama zarar şey etmedi. Spekülatörler Bak, kar etti tabii ki. E, Hak ödeyecek. Yani hakikaten yanılıyorsun bence. E, burada sorumlu Erdoğan değil. Ekonomi yönetimi hiç değil. Hiç, eski bakanlar değil. Hele şimdiki Nebahat Bey hiç değil o zaten. Işıl ışıl gözlerine bakınca anlıyorsunuz sorumlu suçlu başka ee, şimdi bir sosyal deney e, yapacağım ee, emincim sana da e, senin çayını bir şey koymadılar bu. değil mi Yok koymadılar ha, iyi. şimdi bir video izleteceğim Efendim sizlere bir sosyal deney olarak kabul edin zaten göreceksiniz konuşan beyefendi AKP milletvekili gayet yakından tanıyorsunuz. Ama söylediğini size 80 tane seçenek versem bulamazsınız. İzleyelim. Dediğim gibi sosyal deney olarak senin tepkilerini merak ediyorum. Buyurun efendim. Keşke çayımda bir şey koysaydınız. Senin, sana ait varsa eğer mesela kötü bir huy, o da CHP'nin işi. Şimdi gazeteci Konya Televizyonu, ee, ciddi ciddi soruyorlar. Yani bu ekonomideki kötü gidiş kimin eseri ya da suçlusu sorumlusu kim diye. Daha önceden konuşulmuş ya CHP diyorsun nasıl olur diyorlar. O da diyor ki senin varsa bir kötü huyun o bile CHP'nin suçu çünkü ahlakı bozdular diyor. Ne yapmışlar? İnsan çocukları e, yurtlara doldurup şeriatçı yurtlara doldurup istismar e, mı etmiş CHP? Çocukları şeriatçı yurtlara doldurup yakmış mı CHP? Ne yapmış? Ki CHP savunmak da benim görevim değil kendisi savunsun. Bakanının e, hep hatırlatırım biliyorsunuz Ruhsar Pekcan'ı e, asla hiçbir ahlaka uymayan ne siyasi ne ticari ahlaka uymayan e, dezenfektan alımını mı eee CHP yapmış. Etmiş, ha, Ben yapmış orada de. konuda bir şey söyleyeceğim. O görevden alınan bakanlar içinde affını istemeyen bir birçok var farkındaysan. O gö direkt görevden alınıyor. Niye? He. Niye? Alınıyor ve bir şey olmuyor. Niye? Hadi buyurun soruşturun. Soruştursanıza Soruştursanıza. Peki beş yerden maaşı da mı CHP yönetimi yapmış? Beş yerden kamudan 4 maaş 5 maaşı da CHP mi sağlamış ya? Pardon gazeteci televizyonculuğun teyisinden anlamayan yalakaları, trolleri TRT'ye CHP mi yerleştirmiş? Üstelik çalışmadan yönetime hiç çalışmadan para alsınlar diye CHP mi yerleştirmiş? İyi Parti mi yerleştirmiş? Ne bileyim HDP mi yerleştirmiş? Saadet Partisi mi yerleştirmiş? Tip mi yerleştirmiş? Kim yerleştirmiş? Biri söylesin bunu ya. Milletin ahlakını bozdunuz. Milletin ahlakını siz bozdunuz. Ki e, bugün ayın kaçı? 24'ü. Hala 17-25 Aralık yıl dönümü e, kapsamındayız hatırlatırım. O bakaralar, kokaralar, mukaraları da hatırlatırım sonra 17-25 Aralık.